Herkese merhaba. Bugün sizlerle tarihin en önemli mucitlerinden biri olan Nikola Tesla hakkında konuşacağız. Tesla'nın hayatı. Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'daki Similjan köyünde doğdu. Babası, Ortodoks Kilisesi rahibi olan Milutin Tesla ve annesi Duka Mandik'ti. Tesla, genç yaşta matematik, fizik ve doğa bilimleriyle ilgilenmeye başladı. Babası da ona erken yaşlarda matematik, fen ve dini konularda eğitim verdi. Tesla, çocukken güçlü bir hayal gücüne ve hayranlık uyandıran bir hafızaya sahipti. Özellikle, doğadaki sesler ve renkler gibi çevresindeki her şeyi keşfetmek istiyordu. Çok genç yaşta, su değirmenlerinin nasıl çalıştığını ve buhar motorlarının nasıl işlediğini anlamak için kendi kendine öğrendi. Ayrıca, çocukluğunda ilginç bir hastalık geçirdi. O dönemde, bu hastalık hayatını tehlikeye soktu ve ailesi onun öleceğinden korktu. Ancak Tesla, bu hastalığı atlatmayı başardı ve sağlığına kavuştu. Bu hastalık sonrasında, hayatının geri kalanında sağlığına daha fazla dikkat etti ve yaşamı boyunca fiziksel egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi konulara özen gösterdi. Tesla, çocukluğunda matematik ve fizik konularında büyük ilgi göstererek, bu konularda kendisini geliştirmeye başladı. Okulda başarılı bir öğrenci oldu ve lise eğitimini Karlovac'taki Realschule okulunda tamamladı. Daha sonra, Prag'daki Karl Ferdinand Üniversitesi'ni okudu ve ardından Almanya'daki üniversitelerde eğitim gördü. Kendi kendine öğrenme ve keşfetme yeteneği, onun ileride bir mucit olmasına yardımcı oldu. Burada, matematik, fizik ve mekanik konularında derinlemesine bir eğitim aldı. Daha sonra, Graz Teknik Üniversitesi'ne geçerek burada elektrik mühendisliği eğitimi aldı. Tesla, bu eğitimde elektrik makineleri üzerine çalışmalar yürüttü ve bu alanda kendi kendine eğitim verdi. Tesla, 1882 yılında Avusturya'dan ayrılarak Paris'e gitti ve orada çalışmaya başladı. Daha sonra, Fransa'nın başkentindeki Edison Telefon Şirketi'nde işe girdi. Bu işte çalışırken, elektrik motorları üzerine çalışmalar yürüttü ve birçok yenilikçi fikir geliştirdi. Ancak, direktiflere uygun hareket etmeyi reddettiği ve buluşlarına gerekli desteği bulamadığı için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Tesla, 1884 yılında Amerika'ya gelerek Edison'un şirketi olan Edison Machine Works'te işe başladı. Tesla, Edison'un doğru akım elektrik sistemi üzerinde çalışırken, alternatif akım elektrik sistemi konusunda çalışmalar yapmaktaydı. Ancak, Edison'un doğru akım elektrik sistemi patentlerini kullanarak alternatif akım elektrik sistemlerinin gelişmesini engellemesi nedeniyle, Tesla ve Edison arasında bazı fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Tesla, Edison ile çalışmalarını sürdürürken, alternatif akım elektrik sistemi konusunda da çalışmalarına devam etti. Bu çalışmaları sonucunda, alternatif elektrik sistemi sayesinde elektrik enerjisinin daha uzun mesafelere iletilmesi mümkün hale geldi. Ancak, Edison bu fikirleri kabul etmedi ve Tesla'nın şirketten ayrılmasına neden oldu. Edison ve Tesla arasında yaşanan bu fikir ayrılıkları, tarih boyunca savaşım akımı olarak adlandırılan bir dönemi başlatmıştır. Ancak, günümüzde elektrik teknolojilerinin gelişiminde hem Edison'un doğru elektrik sistemi, hem de Tesla'nın alternatif akım elektrik sistemi teknolojilerinin önemli bir yeri vardır. Tesla'nın Avrupa ve Amerika'da öğrendiği eğitim ve teknik bilgiler, onun gelecekteki çalışmalarına temel oluşturdu. Kendi kendine öğrenme ve keşfetme yeteneği, onun ileride bir mucit olmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Edison Elektrik Şirketi'ndeki çalışması sayesinde, endüstriyel tasarım ve mühendislik konularında da deneyim kazandı. Tesla, 1887'de alternatif akım motorları üzerinde çalışırken, alternatif akım elektrik sisteminin potansiyel avantajlarını fark etti. Alternatif akım elektrik sistemi, doğru akım elektrik sistemi ile karşılaştırıldığında daha uzun mesafelere elektrik enerjisi taşıyabiliyor ve daha verimli bir şekilde çalışabiliyordu.
Tesla alternatif akım elektrik sisteminin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda birçok yenilikçi fikir geliştirdi. Tesla, alternatif elektrik sistemi için çok fazla çalışma yaptı ve 1893 yılında Chicago Dünya Fuarı'nda Westinghouse şirketi ile birlikte alternatif akım elektrik sistemi sergiledi. Bu sergi, alternatif akım elektrik sisteminin dünya genelinde tanınmasına ve benimsenmesine yardımcı oldu. Tesla ayrıca, 1895 yılında alternatif akım motorunun patentini aldı. Tesla'nın bu sistemi, 1895 yılında Niagara Şelalesi'nde kullanılmak üzere seçildi ve bu, dünyanın ilk elektrik santralinde kullanılan alternatif akım sistemiydi. Bu sistem, binlerce hanelere elektrik enerjisi sağlayabiliyordu. Tesla'nın sistemi, endüstride büyük bir devrim yarattı ve bugün hala modern elektrik sistemlerinin temelini oluşturuyor. Alternatif akım elektrik sistemi, daha az enerji kaybı ve daha uzun mesafelerde enerji taşıyabilmesi nedeniyle doğru akım elektrik sistemlerinden daha verimlidir. Tesla'nın alternatif akım elektrik sistemi icadı, modern dünyanın elektrik enerjisi altyapısının temelini oluşturdu. Bugün hala kullanılmakta olan alternatif akım elektrik sistemleri, Tesla'nın icadının büyük bir başarısıdır. Tesla'nın alternatif akım elektrik sistemi dışında birçok önemli buluşu daha vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Radyo. Tesla, radyo sinyalleri üzerinde çalışarak, ilk kablosuz radyo sinyallerinin iletimini gerçekleştirmişti. Fakat radyo teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalar, daha sonra Marconi'nin yaptığı geliştirmelerle birleştirilerek, kablosuz iletişim sistemlerinin temelini oluşturdu. X ışınları. Tesla, X ışınları üzerinde de çalışmalar yapmıştı. Fakat bu konuda da diğer bilim adamları, özellikle Wilhelm Conrad Röntgen'in keşifleri daha önde gitti. Manyetik rezonans görüntüleme. Tesla, manyetik alan üzerine yaptığı çalışmalar sonucu manyetik rezonans olgusunu keşfetti. Bu keşif, manyetik rezonans görüntüleme teknolojisinin temelini oluşturdu. MRI, modern tıp uygulamalarında önemli bir yer tutan bir görüntüleme tekniğidir. Diğer buluşları. Tesla ayrıca manyetik alan üzerindeki çalışmaları sayesinde, manyetik alanın tünel açmak için kullanılabileceğini fark etmişti. Bu keşif, bugün manyetik alan tüneli trenlerinin temelini oluşturmaktadır. Tesla ayrıca, yüksek frekanslı elektrik enerjisi ile çalışan birçok icat da yapmıştı. Örneğin, Tesla bobini olarak bilinen, yüksek voltajlı ve yüksek frekanslı elektrik enerjisi üreten bir cihaz icat etmişti. Tesla'nın bu buluşları, teknolojinin birçok farklı alanında önemli gelişmelere yol açmıştır. Alternatif akım, alternatif akım elektrik sistemi sayesinde elektrik enerjisinin iletimini mümkün kılan Tesla, aynı zamanda kablosuz iletişim konusunda da çalışmalar yapmaktaydı. Tesla, yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanarak kablosuz iletişim yapmanın mümkün olduğunu keşfetti. Dünyanın ilk kablosuz radyo vericisini geliştirmesine ve kablosuz iletişim teknolojisinin temellerini oluşturmasına yol açtı. Tesla, kablosuz radyo iletişimi konusundaki çalışmalarını, Kablosuz Telgraf ve Kablosuz Telefon adlı bir makaleyle dünya ile paylaştı. Ancak, kablosuz radyo teknolojisi konusunda Tesla'nın rakipleri de vardı. Guglielmo Marconi, 1901 yılında, İngiltere'den Newfoundland'a ilk kablosuz radyo sinyallerini iletmeyi başarmıştı ve bu nedenle kablosuz radyo teknolojisinin öncüsü olarak kabul edilmekteydi. Ancak, Tesla'nın daha önceki çalışmaları, Marconi'nin bu başarısını mümkün kılan temel teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Bu nedenle, Tesla'nın kablosuz radyo teknolojisi konusundaki çalışmaları da, modern kablosuz iletişim teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Nikola Tesla, bugün hala dünya çapında saygı duyulan bir mucit ve filozof olarak kabul edilmektedir.
yaptığı icatlar, modern teknolojide hala kullanılmaktadır ve onun hayat felsefesi, insanlar arasındaki farklılıkları kabul etme ve yaratıcılığın önemini vurgulama konularında hala ilham kaynağı olmaktadır. Tesla'nın hayatı, çalışmaları ve felsefesi, bizlere ilham veren birçok ders ve öğüt sunmaktadır. Umarım bu video size Nikola Tesla hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunmuştur ve onun mucitliği ve felsefesi hakkında daha fazla düşünmenizi sağlamıştır. Buna benzer içerikleri izlemeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.